Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün Aydın Didim Akköy mahallesindeyiz. Yani normalde Akköy'le Mavişehir arasındayız. Mavişehir plajına 4 kilometre mesafedeyiz değerli arkadaşlar. Harika bir site içerisindeyiz. Toplamında 120 tane bitişik nizam villadan oluşan güzel bir site. Başaran sitesinde. Değerli arkadaşlar, yarı olimpik bir güzel yüzme havuzumuz var. Tabii ben şu anda burada hemen havuz başında açıklama yaparken drone görüntülerini de Sinan kardeşim alacak. Onu da videonun içerisine yerleştirecek. Tabii harika bir peyzaj alanı var. Çok güzel bir yüzme havuzu var. Deniz tarafına, denize 250 metre mesafededir. Şunu da belirteyim. Burada denize çok girilmez. Ancak seyredebilirsiniz. Çünkü orada hani bir plaj yok ama denize 250 metre masa sandalyenizi atıp denizi seyredebilirsiniz. Gördüğünüz üzere güzel bir peyzaj alanı. Biz havuz başında anlatımını, videonun açılımını yaptık. Birazdan evin önüne gideceğiz. 3 oda, 1 salon, 2 mutfaktan oluşan, yani açık mutfak, üst katta da mutfağı mevcut. Gerçekten güzel, kaliteli bir ev sunumunu yapacağız sizlere. Fiyata gelince değerli arkadaşlar şaşıracaksınız. 4 milyon 900 bin Türk lirasına harika bir ev göstereceğiz. Şimdi Sinan kardeşimle beraber evin önüne geçeceğiz. Şunu bir daha belirteyim. Drone görüntülerini göreceksiniz videonun içerisinde. Hadi evimize gidelim. Evet değerli arkadaşlar, evimizin önüne geldik. Sinan kardeşim şu anda dış cephesini alıyor. Köşe başındayız. Gördüğünüz üzere burada da yol. Şurası da yol. Yönetim binası hemen karşı tarafta. Doğayı sevenler için söylüyorum. Gerçekten harika bir doğası var. Sinan şöyle bir zeytin ağaçlarını falan gösterebilir misin? Uzum ağaçları, zeytin ağaçları. Yani ben doğayı seviyorum. Sessiz, sakin bir yerde yer almak istiyorum. Emekli oldum. Şehir görüntüsünden uzak duruyorum derseniz tam da aradığınız bir yer. Sinan dış cephesini aldıktan sonra hakikaten müstakil villalarda bulunmayan veranda alanları var. Gerçekten çok güzel, çok geniş. Köşe başı gördüğünüz üzere burada pergola yapılmış. Bahçe duvarının üzerinde demir ferforjelerimiz var. Burada da giriş kapımızda sürgülü kapı yapılmış. Biz önce etrafını dolaşacağız değerli dostlar. Şöyle yerden de yüksek yapılmış. Gerçekten güzel. Bahçe alanı da var mevcut gördüğünüz üzere. Burada zeytin ağaçlarımız var. Toprak alanımız. Burada ekip biçebiliyorsunuz. Mermerden böyle yürüme yolu yapılmış. Hakikaten güzel bir yer. Tabii çelik kapının girişi burada. Biz şimdi ön veranda alanına da gideceğiz. Orayı da güzel bir şekilde, detaylı bir şekilde inceleyelim. Gördüğünüz üzere burada tabii pergolesi yapılmış, masa sandalye atılmış, salıncağımız mevcut. Hatta semaverimiz, işte mangalımız vesaire hepsi var. Köşe konumunda, sıkışık bir yerde değilsin. Zaten havuz başında sayılabilecek 20 metre ileride yarı olimpik yüzme havuzuna sahip. Videonun içerisinde söylediğim gibi denize girilmiyor. Ancak denizi seyredebiliyorsunuz. Öyle bir güzel bir plaj yok. Onu ben başta belirteyim. Şimdi evin içerisine gireceğiz. Detaylı dolaşacağız. Fiyat bilgisini söylemiştim zaten. 4 milyon 900 bin Türk lirası. Hemen çelik kapıdan içeri giriyoruz. Bu evi biz satmıştık zamanda, yaklaşık 4 yıl önce satmıştık. Tabii sağlık problemlerinin yüzünde şu anda satmak zorunda kaldık. Çelik kapıdan içeri giriyoruz. Teyzem de oturuyor koltukta. Oldukça geniş, oldukça ferah. Biz salona sahibiz. Veranda alanına çıkış için de burada gördüğünüz üzere sürgülü kapımız var. Az önce bulunduğumuz veranda alanına çıkışımız var. Şu kapı doğramalara baktığımız zaman gerçekten pahalı. Yani şu anda pahalı olduğu için yapılmıyor aslında. Komple ahşap ve harika estetik duruyor değerli dostlar. Gördüğünüz üzere bu şekilde hemen ön tarafta bir mutfak alanımız var. Televizyon ünitesi. Şunu da söyleyeyim. Eşyasız bir şekilde veriyoruz değerli arkadaşlar. Eşyamızı alacağız. Eşya istediğiniz zaman fiyata dahil edilecek. Fiyatı aşağı yukarı konuşulur. Eşyayı o şekilde veririz. Sıfır eşya alındı. Eşyalar çok fazla kullanılmadı. Bulaşık makinesi yeri, fırın, set üstü ocak, aspiratörümüz mevcut. Yine Arçelik marka yine buzdolabımız mevcut. Işık aydınlatma için oldukça güzel plan yapılmış. Her tarafta camlar var. Aydınlık açısından çok güzel değerli arkadaşlar. Su sebilimize dahil hepsi mevcuttur. Tabii triplex villa demiştim. Üst katta bir mutfağımız daha var. Şöyle söyleyeyim. Yaşlılıkta veya misafiriniz geldiğinizde aslında aşağıda çok işiniz kalmayacak. Yukarıda mutfak, banyo vesaire hepsi mevcut. Birazdan hepsini beraber göreceğiz. Burada merdiven altında bir tuvalet alanımız var, lavabomuz var. Sinan kardeşim gösteriyor. Ve birinci kata doğru yukarı çıkacağız. Eski yapı olduğu için ama bakımlı bir yapı. Çünkü şöyle diyeyim,
mozaik merdivenlerimiz mevcut. Gördüğünüz üzere eskiden bu benim mesleğim mozaiklerden basamaklar yapılıyordu. Çok da sağlıklı oluyor. Mozaik paladyen desenli gayet güzel olmuş. Alüminyum korkuluklarımız var. Sinan kardeşim de yukarıya doğru çıkıyor. Şimdi üst kata çıktığımızda ufak bir hol alanımız var değerli arkadaşlar ve birinci yatak odasına geçiyoruz. Birinci yatak odasına geldiğimizde balkonu odaya dahil etmişler. 1 ve 2 baza atılmış ve oldukça geniş kullanışlı bir alan düşünülmüş. Tabii cam PVC ile yapılmış, perdeleri takılmış, oldukça güzel bir yatak odası değerli dostlar. Aydın Didim Akköy'deyiz. Mavişehir plajına 4 kilometre mesafedeyiz. İkinci yatak odasına geldik. İkinci yatak odasına geldiğimizde çift kişilik yatağımız mevcut. Dediğim gibi burada da gene sürgülü kapımız var. Gardırop alanı hem burada hem gömme dolabımız karşıda, ahşap dolapla. Bunlar demirbaş olarak kalıyor. Aynı zamanda balkonu dahil ettiği için buraya da bir baza atılmış. Sinan kardeşim gösterecek sizlere. Yani hem çift kişilik hem tek kişilik kalabalık bir aile için ideal, güzel bir villadan bahsediyoruz. Triplex villa diyebiliriz değerli dostlar. Şimdi hemen şurada bir banyomuz daha mevcut. Sinan kardeşim böyle yüzeysel göstersin sizlere değerli arkadaşlar. Oldukça kullanışlı bir yer. Tabii hemen şöyle burada bir kapımız var. Balkona çıkışımız söz konusu koridor kısmından. Oldukça güzel bir balkon alanımız mevcut. Triplex villa birinci katımızda iki oda bir banyoyu gösterdik sizlere. Şimdi en üst kata çıkacağız, yani çatı katına. Burada da merdiveni aydınlatmak için penceremiz söz konusu değerli dostlar. Üst kata çıktığımızda hakikaten çok güzel bir alan. Burada bir hol alanımız var. Tabii üst kata çıktığımız zaman direkt 3. yatak odasına geçiyoruz. Yatak odası mı düşünürsünüz, oturma odası mı düşünürsünüz artık onu siz bilirsiniz. Mutfak tezgahımız mevcut, buzdolabı yerimiz mevcut. Burada çift kişilik yatak düşünülmüş. Tavanda yine plastik lambiri var. Sinan arkanı bir döner misin? Orada bir balkon alanı, kapıyı açmadan da balkonu da göster. Bütün çıkmaların üstü pergola ile kapalı. Burada da 3 kapaklı gardırop alanımız var. Ve bu tarafta da gene balkona çıkış alanımız mevcuttur. Buranın en güzel şeyi ebeveyn banyo olması. Sinan kardeşim yüzeysel olarak size ebeveyn banyoyu da gösteriyor. Değerli arkadaşlar, Aydın, Didim, Akköy ve Mavişehir arasında bulunan bir yerdeyiz. Tabii büyük bir sitenin içerisindeyiz. Toplamında 120 adet villadan oluşuyor. 60 bloktan, yani 60 blok her bir villa ikiz ikiz olmak üzere köşe başı en şerefli olan bir villadan bahsediyoruz. 1 gram masrafı yok. 1 gram masrafı yok. Denize 250 metre ancak denize girilmiyor. Yarı olimpik yüzme havuzuna sahip. Sessiz, sakin, güzel bir yerdeyiz. Fiyatımız da makul bir fiyat. Gene kelepir demiyorum. Çünkü paranın büyüğü küçüğü yok. Bu güzel yazdığımızın fiyatı 4 milyon 900 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 4 milyon 900 bin Türk lirasına bu harika eve sahip olabilirsiniz. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.